Değerli arkadaşlar, değerli doğa severler, dünya hikayeler olmadan bir anlam teşkil etmezdi ve bu şekilde mutlu yaşayamazdık diyoruz. Yine bir avuç doğa sever olarak Antalya'dan yola düştük. Bir pazar sabahı erken saatlerde Burdur'a geldik. Güneman köyünden yürüyüşle girdik. Serençay kanyonundayız. Kanyonun hemen kenar duvarlarında görüntülerde görmüş olduğunuz Teke Sarayı bölgesindeyiz arkadaşlar. Burası 2000 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları kurulunca sit alanı, doğal kanyon, antik yerleşim merkezi ilan edilmiş olan bir bölge. Çok da güzel görmüş olduğunuz mağaralar var. Arkadaşlar, burası antik bir yerleşim merkezi. Tarihlemesi aşağı yukarı milattan sonra 400 ila 600 olduğu söyleniyor. Ama bir rivayete göre de dedenen torun anlatılan konularda da çok daha eskiye dayandığı söyleniyor. Milattan öncelere gittiği söyleniyor. Ama esasen plüvyal dönemden gelen, yani milattan önce 6000 ile 10000 yılları arasından gelen bir bölgedeyiz. Aklımız o zaman şu geliyor. Milattan önce 10000 ise 2000 de buradan 12000. Ne demek bu? Son buzul çağı. Yani erken Dryas devri demek oluyor. Yani arkadaşlar, dünyamız 5 buzul çağı geçirdi. En son buzul çağı bundan 12.900 sene önce bitmeye başladı. 11.700'de bitti. Bu 400 senelik süreye erken Dryas devri diyoruz. Buzullar eridi, dünya soğudu. Soğuyunca insanlar yaşayabilmek için kanyon içlerine saklandılar. Bir takım hayvanların nesli tükendi. Tembel hayvan gibi ya da mamutlar gibi, kılıç diş gibi. İşte vadi içlerine, yer altına çekildiler. Kapadokya, derin kuyu, yeraltı şehirleri gibi. Burası da vadi içerisinde, bakın, yerleşim merkezleri, 40 basamaklı merdiven ve aynı zamanda tapınaklar, yerleşim mekanları, kayalarda oyulmuş olan mezarlar, burası bir antik kent. Acaba burası da erken Dryas devrinden gelmiş olabilir mi? Yani bir zaman kapsülü olabilir mi diyoruz. Şu anda Teke Sarayı'nın içerisindeyiz. Buraya Teke Sarayı adı verilmiş. İçerisinde odalar var. Son derece düzgün bir şekilde kazılmış. Peki bunları insanlara uyduran zorunluluk neydi? Ne insanları tetikledi de bu duruma getirdi? Şimdi arkadaşlar, içerisini biraz sonra size gezdireceğiz. Değerli arkadaşlar, aşağıda akan Serençay. Seren demek uzun demektir. Uzun çay. Burası da Teke Sarayı. Teke Sarayı neden denilmiş? 1928 yılındaki Burdur Halkiyeti'nde şöyle bir yazı var arkadaşlar. Vilayet Halkiyeti'nde. Diyor ki Halkiyet'te, yöre halkı keçilerini burada yatırırdı. Ve içerisi çobanlar tarafından ateş yaka yaka siyahlaşmıştı bu şekilde diyor. Yani buradan bahsediyor. Tabii arkadaşlar, burası daha sonra 2019 yılında Şehir ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sit alanı ilan edilmiş. Bakın arkadaşlar, içeriği şimdi size arkadaşımızla beraber gezdireceğiz. Cansu, gezdirelim. Şöyle gösterelim. Şöyle girdiğimizde bakın, buralarda ateş yakılmış. Tabii isleşmiş. Aynı Burdur Vilayet Hareketi'nde söz ettiği gibi buralarda keçi yatırmışlar. Keçilerin etine teke denildiği için Teke Sarayı adını koymuşlar. Vadiden bayağı bir yükseklikteyiz. Şuradan şöyle bakabilirsiniz. Karşı tarafta bir takım odalar, yine oyulmuş olan mezarlar ve antik yerleşim merkezi görülebiliyor. Teke Sarayı'nın son derece güzel bir yapısı var. Eskiden bu kayalar yumuşak olduğu için, yani kalker kaya olduğu için buraya aynı zamanda Kadife Kale adı da vermişler. Kadife Kale'den sonra Teke Sarayı demişler. Şöyle kapa lambalarımız var. Size göstermek istediğim lütfen. Böyle. Dansını istersen göster. Bu şekilde içerisi. Acaba insanlara bunu ne yaptırdı? Aşırı soğuklar, korunma ihtiyacı. O tarihlerde hayvanların derilerinden elbiseler dikiyorlardı. Ateş icat edilmiş, ateş yakıyorlardı, ısınıyorlardı. Hava çok soğuktu, vadi içleri daha sıcaktı. Sıcak olduğu için buralarda kaldılar. Bu bölge gördüğünüz gibi çok da turizm tarafından tanıtılmış olan bir yer değil. Ama biz istiyoruz ki, bunun için Antalya'dan geldik, böyle yerleri tüm vatandaşlarımız görsün.
tarihimizi, insanlık tarihini bilsinler istiyoruz. Bu şekilde kaya yapısı çok yumuşak, siyahlaşmış, son derece güzel bir yapısı var. Burada da ateş yakılmış, ısınılmış. Bakın baca yeri bile neredeyse yukarı herhalde bağlantı var ya da bir şey açmışlar oraya. Bu şekilde. Şöyle girdiğimizde arkadaşlar burası böyle 40 basamaklı merdiven dediğimiz yer burası. Teke Sarayı'nın Teke Sarayı antik kenti bölgesinin esas Teke Sarayı mağarası burası. Burası 40 basamaklı merdiven olarak geçiyor. Buradan çıkılıyor buraya. Bu içerisinde yaşanıyor. Yani yaşanmışlığın derin izlerini size göstermek istedik. Son derece güzel bir tarihi bir yapısı var. Cansın nasıl buldun? Güzel mi burası? Muhteşem. Çok ilginç burası. İlk defa böyle bir yerle karşılaştım Antalya'da. Evet. Çok fazla mağara var. Kendimi Kapadokya'da gibi hissettim. Evet. Yani Ürgüp, Göreme, Derin Kuyu, Yeraltı şehirleri, oraların yapıları nasıl ise buralarda o şekilde yapılmış değil mi? Aynı. Yumuşak toprak daha çok kazınmış, daha kolay şekil verilmiş buraya. Evet. Kıymetli arkadaşlar, şimdi biz buraya dağcı ekibiyle geldik. Aşağıda görmüş olduğunuz ekibimiz de var, yukarı çıkan da var. Orada bir ekip de orada mola vermiş durumda. Arkadaşlar, Teke Sarayı bölgesindeki 40 basamaklı merdivenden aşağı doğru iniyoruz. Duvarlar bu şekilde açılmış arkadaşlar. Bakın böyle bir odanın içine iniyoruz. Biraz tehlikeli bir bölge. Arkadaşlarımız önden iniyorlar. Burada aşağı düşmemek için tutunarak ineceğiz. Evet. Zor bir iniş. Karşılık araziye bu şekilde yapmışlar. Dağcı arkadaşlarla mağaracılıkta yapıyoruz. Cansın arkadaşımız karşılıyor bizi aşağıda. Böyle görünüyor değil mi? Evet. Çok güzel. Oo. Aşağıda akan Seren Çay. Burası Teke Sarayı. Antik yerleşim merkezi. Son derece güzel. Buradan bir tünel var. Şöyle. Buradan böyle gidiyoruz. Bayağı değirmen gerekiyor. Evet. Böyle açmışlar. Evet. Uçurumun kenarı. Evet arkadaşlar bakın. Oo, burada bir baca var. Oo. Evet. Şöyle. Yan tarafta da oda var tam altında. Altta odalar var. Yani derin kuyu gibi kat kat odalar var. Derin kuyu yeraltı şehri gibi bir yapı var burada arkadaşlar. Yani Teke Sarayı bölgesindeyiz. Antik yerleşim bölgesindeyiz. Kat kat odalar yapmışlar. Kalkenli araziyi yontarak muhtemelen son buzul çağından gelen bir yapı bu. Çok çok güzel. Mutlaka burayı görmek lazım. Değerlendirmek gerekiyor burayı. Görmek tehlikeli olabilir. Çok tehlikeli tabii. Yani. Burası değil mi? Tehlikeli bir bölge. Buradan ancak halatla güvenli bir şekilde inmek gerekiyor. Evet. İhkar iniş yapmak lazım buradan aşağı yoksa çok tehlikeli ama arkadaşlar görüyor musunuz? Hemen yan tarafta bir oda daha var bakın. Kat 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 odalar var. Çok soğuk dönemden kalma muhtemelen ısınmak amacıyla çok katlı yaptılar. Bakın. Merdiven basamakları gibi. Bu şekilde basamaklarla inmişler. Yaklaşık 12.900 yılından 11.700 yıllar arasındaki Dryas devrinden kalma olduğunu tahmin ediyoruz. 10 metre var mı burası? Muhtemelen evet. Yani çok daha fazla gibi sanki bir 30 metre görüyor gibi. Antalya farezlerinden değerlendirdiğimizde. Altını bilmiyorum ama. Yani sanki bir 30 metre var gibi. Değerli arkadaşlar görmeye gerçekten değer. Bizim bulunduğumuz yer Teke Sarayı'nın olduğu yer. Karşı tarafta da böyle antik yerleşim merkezleri var. Bakın. Kalker kütleyi oyarak bu hale getirmişler. Yerleşim merkezi yapmışlar.
fotoğraf çekebiliriz. Çok güzel. Fotoğraf da çekelim değil mi? Burada gerçekten güzel olur. Harika bir şeyi var. Bakın. Değerli arkadaşlar, burası bir rivayete göre milattan sonra 400 ila 600'den kalma söyleniyor ama dededen torun anlatımlarda ise aslında burası çok daha eskiye gittiğini biliyoruz. Plüvyal dönemden geldiğini biliyoruz buranın. Şöyle bir manzarası var. Erken Dryas devrinden kalma kalker kaya oyulmayla yapılmış. Bakın arkadaşlar duvarlara. Teke Sarayı burası. Teke Sarayı adı olarak geçiyor. Burdur Hakimiyeti'nde 1928 tarihinde Teke Sarayı'nda tekeler yatırılırdı. Yani keçiler yatırılırdı. Burada çobanlar ateş yakar. Duvarlar onun için siyah der. Bunun için buralar siyah olmuş arkadaşlar. Odalar halinde bakın buradan bahsederken Teke Sarayı'nda 40 basamaklı merdiven geçer. Orası, burası arkadaşlar. Bakın 40 basamaklı merdiven dedikleri yer. Burası. Burada barınmak amacı ile ateş yakarak ısınmak amacıyla kullanılmış bu bölge. Şöyle baktığımızda bunun alt katı da var arkadaşlar. Bir kayayı bu şekilde oyma mecburiyeti acaba neden oldu? Buzul çağından gelmiş olabilir mi diye, çok soğuklardan olmuş olabilir mi diye düşünmüyor değiliz. Nerede bir çizim var şöyle, çukur. Recep Hocam, tamgalar var mı orada? Üzerinde gördünüz. Valla tamga baktım ama çok yıprandığı için çok bulamadık. Bazı izler görüyoruz. Burada sanki Arapça gibi bir şey var. Evet, sonradan olmuş olabilir diyoruz evet, onlara. Tuğba Hocam nasıl buldunuz burayı? Muhteşem, büyüleyici. Çok güzel. Evet. Efsane. Daha çok Frig yapısına benziyor burası aslında. Evet. Coğrafya da öyle. Coğrafyası da şeydi. Şekiller hep Frig yeri. O zaman ben bir teşekkür edeyim. Çok güzel. Siz de gelin arkadaşlar. Siz de görün burayı diyoruz. Tavsiye ediyoruz. Tamga Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile buraya tırmandık. Zor yoldan tırmandık. Arkadaşlarımız bakın aşağıdalar. Biz buraya tırmandık. Biraz sonra 40 basamaklı merdiveni kullanarak alt kata da ineceğiz. Etrafı biraz daha teferruatlı göreceğiz. Sizleri de bekliyoruz buraya. Aşağısı biraz dik dik, dikkat et. Merdiven biraz dik. İnme istersen. Ya indirebilirim de dik. Biz çıkıyoruz biz. Geri çıkıyoruz Cansın, haberin olsun. Bir dakika, bu merdiven nereye? Merak ettim. Oturmadan sonrası. Esas Teke Sarayı burası. Evet. Burası. Hakik yerleşim merkezi ama Teke Sarayı dedikleri işte bu. Evet, bu mağaraya yapıyorlar. Serhan'ı...
kafa lambası verdi. Gösterecek. Siz de yanında bulunun. Konuşmak isterseniz yok. Konuşmayın. Ben çok yerim yastığı. Bayağı titriyor. Tamam. Mücadele bayağı bir şey. Bacaklar. Herkes çıkabilir. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yani. Güzel var yani. Niçin? Bir teşekkür ederim. Yalnız çok güzel yağmur yağıyor. Az yağıyor. Bir şey seviyorum. Mükemmel.